Ben kapının önündeyim. Ah, çok şükür. Turgutcuğum, hadi çıkar beni buradan, eve gidelim. Benim sinirlerim hopluyor burada. Sen ne yaptığını sanıyorsun Belgin? Şimdi tam da şu anda dışarıda olmanı icap ederken buradasın. Neden? Feride ne sor? O yaptı. Sırf kıskançlığından tıktı beni içeri. Sus! Resmen kışkırtmışsın onu. Yoksa Feride asla şahsi hislerini işine karıştırmaz. Yanlış hükümler vermez. Madem çeneni tutamadın, o zaman cezanı çekeceksin. Şaka mı bu? Hayır. Bir nevi nefsini terbiye diyelim. Diline hakim olmayı öğren ki daha riskli durumlarda başımıza iş açma. Madem beni çıkarmaya gelmedin, niye geldin? Hı? Temiz iç çamaşırı mı getirdin bana? Mahrumiyetin üzerindeki etkisini görmeye geldim. Kavrayışın ne kadar kıvrak, onu ölçmeye geldim. Bakalım bu cezandan ders çıkarabilecek misin? Ha, bir de Mahir'den haber getirdim. Gerçi görevi istihbarat olan birine haber getirmek bir tuhaf oluyor ama... Ne oldu? Ha? Mevzu bahis olan Mahir olunca akan sular bile duruyor değil mi? Ne buluyorsunuz şu kazulet gibi adamdan, anlamıyorum cancağızım. Hiç yorma kendini Turgutcuğum, söyle. Söyle, ne söyleyeceksen söyle çabuk. Ortalık fena karıştı. Mahir'i tutukladılar. Sebep? Nail'i öldürmüş. Mümkün değil. Suçüstü yapmışlar Belgin, suçüstü. Neden öldürsün ki? Babasını kaçırmışken öldürmedi. İçindeki alev sönmüşken, öfkesi dinmişken niye öldürsün? İçindeki bu kin niye tekrar alevlensin? Yok, Mahir yapmaz. Tabii ya, Yusuflar yaptı. Yusuflar yaptı, tutuşturdu Mahir'in öfkesini. Nasıl? Mahir ancak Nail'in bombacı olduğunu düşünürse onu öldürür. Bunu yapacak olan da iki kişi var. Biri Yusuf, öteki de o Seyis. Sen bir müsaade et bana. Ben işin aslını astarını öğreneceğim şimdi. Evet. İyi akşamlar Mehmet Saim Bey. Ben Başbakanlıktan Kamil. Rahatsız etmedim inşallah. Ne rahatsızlığı danışman beyciğim. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim Allah'a şükür. Sizi rahatsız etmemin nedeni mühim bir mesele. Ama hayırlı da. Sayın Başbakanımız sizinle görüşmek istiyor. Öyle mi? Tabii. Memnuniyetle. Acil olarak kabinede bir değişiklik yapılacak. Size de Devlet Bakanlığı düşünülüyor. Bunun için yarın sabah sizi Ankara'da görmeyi arzu ediyoruz. Sabah erkenden orada olacağım. İyi geceler. Size de. Tam düşündüğüm gibi. Yusuf'la Seyis Nail'in bombacı olduğunu söylüyor. Veriyorlar gazı Mahir'e. Mahir de soluğu marangozhaneden almış tabii. Ama o gittiğinde Nail abi çoktan mortu çekmiş. Polis de baskını vermiş üstüne. Anlayacağın her şey tertip. Hayır. Olamaz! Buna asla izin veremem. Ne oldu? Hı? Zoruna mı gitti? Hesabı kitabı sen yaptın. Mahir'i katil defterine yazdıran Yusuf oldu. Ona mı bozuldun? Söyle bana. Mahir'in katil olmasını tasarladım. Ama sıradan bir kabadayıyı öldürsün diye değil, beyefendiyi öldürsün diye. Feride'nin babasının katili olsun diye. şimdi. Suçsuz yere içeri giren Mahir'i Feride'nin kalbinden söküp atmam mümkün değil. Feride aşkına sahip çıkar. Mahir'i bekler. Mahir'i cezası bitene kadar bekler. Kalbinde Mahir'in aşkıyla bekler. Ben de o kalbe sızamam. Oysa benim planım ne belginciğim? Feride'nin babasının katili olan Mahir'den sonsuza kadar nefret etmesi. Ancak o zaman bu büyük aşkı yok edebiliriz. Çok güzel söyledin de Turgutcuğum. Ne yapacaksın? Hı? Belli ki tertip kuvvetli. Mahir'in üstüne çoktan yıktılar cinayeti.